Merhabalar, hoş geldiniz. Bugün Şebnem Özdemir hocamızla birlikteyiz. Yapay zeka ana bilim dalımızın etkinliği olarak. Biliyorsunuz ki etkinliğimiz takip edenler için Ocak ayından beri devam etmekte. Biz Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Disiplinler Arası Yapay Zeka Ana Bilim Dalı'nın öğretim üyeleri olarak bir webinar serisi düzenlemeye karar verdik. Ve bu webinar serimizde Ocak ayından beri devam eden webinar serimizde alanında uzman olan akademisyenleri, sektör temsilcilerini davet ettik ve sağ olsunlar kırmadılar. Bizi ve öğrencilerimizi ve aynı zamanda yapay zeka meraklılarını yapay zekadaki son güncel gelişmeleri anlatmak üzere davetimize icap ettiler ve bugün de bir yenisini gerçekleştiriyoruz Şebnem Özdemir hocamızla birlikte. Şebnem Özdemir hocamızı size kısaca takdim etmek isterim. Orada benim kameramla ilgili ufak bir sıkıntı var. Bir çıkıp tekrar gireceğim. Kusura bakmayın Tamam, tekrar. tamam hocam. Ben bu arada sizi tanıtayım. Şebnem Özdemir, Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik bölümünden lisans derecesini almıştır. Biri matematik eğitimi, diğeri enformatik alanında olmak üzere İstanbul Üniversitesi'nde iki yüksek lisans eğitimi tamamlamıştır. Doktora derecesini İstanbul Üniversitesi Enformatik Anabilim Dalı'ndan almıştır. Doktora sonrası araştırmaları için 2018 yılında Worcester Politeknik Enstitüsü Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği bölümünde bulunmuştur. 2019 yılında ise MIT'de Bilgisayar Bilimi ve Yapay Zeka Laboratuvarında araştırma işbirlikçisi olarak çalışmıştır. 2016 yılında geliştirdiği makine öğrenmesi modeliyle Koç Üniversitesi UNESCO kürsüsü tarafından verilen İnsan Gelişimi ve Araştırmaları ödülüne layık görülmüştür. Doktor Özdemir, veri bilimi odaklı ve yapay zeka tabanlı pek çok ulusal ve uluslararası projede yürütücü, danışman, araştırmacı olarak görev yapmıştır. Özellikle 2018'in yılının başlarından itibaren ekibiyle birlikte çeşitli sektörlerde Deep Project serisi olarak adlandırdıkları derin öğrenme tabanlı uygulama projeleri gerçekleştirmektedirler. Bunlar arasında yapay zekanın sanat üretmesi çalışmalarında Türk-Osmanlı sanat türlerine odaklanan Deep Classical Art projesi yurt içi ve yurt dışında ilgiyle karşılanmıştır. Doktor Özdemir'in veri bilimi ve makine öğrenmesi odaklı ulusal ve uluslararası platformlarda yayınlanmış pek çok kitap bölümü, makale çalışması, patentleri bulunmaktadır. Doktor Özdemir, yapay zeka tabanlı ürün geliştirme odaklı yurt içi ve yurt dışı hizmet veren firmalarla işbirliklerine sahip olup danışmanlıklar vermektedir. Bugün Sayın hocamız Şebnem Özdemir bize yapay zekanın aslında en önemli fake'lerinden biri olan bias ve yanlılık ve açıklanabilirlikle ilgili bilgi verecek. Kendisine öncelikle katıldığı için çok teşekkür ediyorum. Tekrar aramıza hoş geldiniz Şebnem hocam. Şimdi dilerseniz sözü Şebnem hocama bırakmak istiyorum. Çok Buyurun teşekkür hocam. ederim. Çok sağ olun. Evet, buyurun. Pardon. Bu arada hocam kusura bakmayın bir hatırlatma. Chat'ten sorularınızı yazabilirsiniz sevgili katılımcılar. Eğer sözel olarak da kameranızı açıp sözel olarak da soru sormak isterseniz en sonda hocamın sunumu bittikten sonra o şekilde de sorularınızı alabiliriz. Ama hocanın konuşması esnasında aklınıza takılan bir şey olursa chat'ten lütfen yazın. Hocam onları görerek sorularınızı cevaplayacak. Çok Buyurun teşekkür hocam. ediyorum davetiniz için öncelikle. Aranızda bulunmak gerçekten çok büyük bir keyif. Özellikle de bahar ayına doğru geçtiğimiz havanın da güzelleştiği bu zamanlarda hazır evlere kapanmak zorundayken güzel bir konuyu konuşalım. Bu arada bana ekran paylaşım yetkisi verebilirseniz hemen ekranımı da paylaşarak Evet. başlamak istiyorum. Tekrar hemen sizi host yapalım hocam. Buyurun. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Şu an görebiliyorsunuz sanıyorum ekranımı. Evet hocam. Sunum formatına da geçtim. Tamam. Evet, yapay zeka aslında hepinizin bildiği gibi çok böyle keyifli bir çalışma alanı, hatta çok da popüler bir çalışma alanı. Bu çalışma alanını temel anlamda
yapay zekanın üçüncü kışına sokabilecek iki temel sıkıntımız var. Tarihte iki defa yapay zeka kışı gerçekleşti. Biri 1975-76'lardan neredeyse 80'lere kadar sürerken, diğeri 80'lerin sonundan ya da 1981'in başından 90'ların ortasına kadar devam etmişti. Her ikisinde de hem altyapı sorunu hem de aslında makinenin nasıl öğrenebileceğine dair sürecin yürütülebilmesi ve bilgisayar gücü eksikliği vardı. Ama içinde bulunduğumuz bu dünyada bu sorunların büyük bir kısmını aştık. Fakat aşamadığımız temel nokta tanımladığımız öğrenme biçimlerinin, yani makinenin öğrenme biçiminin oluşturmuş olduğu yanlılık, ön yargı, sapma ve manipülatif kararlar. Ön yargı insan için önemlidir çünkü bazen hayatta kalmamızı sağlar, bir savunma mekanizmasıdır. Ama söz konusu yapay zeka olduğunda daha fazla, daha performanslı, daha yaygın etkili bir sürecin yönetilmesini beklediğimiz yapay zekanın maalesef ön yargılı olması toplumdaki dengeleri bozabilecek güçte. Çok kısaca aslında bir yapay zeka nedir'den bahsedelim. Aslında iki tanımın kıyaslanmasına baktığımızda yapay zekanın dünyadaki algıya dair nasıl bir değişime uğradığını da görebiliriz. Yani 1956 yılında isim babası olan John McCarthy bunu bir mühendislik bilimi olarak, hatta bir bilim olarak tanımlarken Andrew Wenge, Coursera'nın kurucusu ve aynı zamanda LendingAI isimli çok başarılı bir startup'ın sahibi, hatta 2018'de insan depresyonunu tespit edebilen veya bot uygulamasıyla psikolojide yapay zeka uygulamalarını gösteren Andrew Wenge, insanlığın yeni elektriği dedi ve elektrik gibi basit bir kelimeyi seçerken hayatın her alanında etkili olabileceğini söyledi. 2020 yılında özellikle yapay zekanın kanaat önder olan isimlerin katıldığı bir başka konferansta, Self-Organized Machine Learning konferansındaki Ian Goodfellow tarafından organize edilmiş bir konferanstır. Kendisi derin öğrenmenin yaygınlaşmasını sağlayan GAN algoritmasının mucididir. Ian Goodfellow'un organize ettiği bu konferansta yapay zeka dünyasının çok önemli isimlerinden bir tanesi Joshua Bengio, yapay zekanın bir mühendislik biliminden çok öte olduğu, kapsamı itibariyle her alanı içine alması gerektiğini vurgulamıştı. Bu açıdan değerlendirdiğimizde yapay zeka sadece bir matematiksel taraf, sadece bir kodlama değil, bu matematiğin ve kodun getirmiş olduğu, arka taraftaki felsefenin getirmiş olduğu bir takım sorumluluklar ve toplumsal ilişkilerin hem bozucusu hem de yeniden yapıcısı niteliğinde yıkıcı ve yenilikçi bir teknolojidir. Yapay zekayı yöntemler kümesi olarak baktığımızda robotların ötesinde aslında veri nereden gelirse o veri üzerinden ilerleyebilen makinalardan bahsediyoruz. Yani sesi işlediğimizde, kelimeleri işlediğimizde, görüntüleri işlediğimizde ve aynı zamanda sayısal değerleri işlediğimizde ortaya koyduğumuz sonuçların birbirinden farklı olabildiğini, elde edilen veri kümesine göre sonuçların nasıl farklılaşabildiğini de görmemiz mümkün. Yapay zeka ile ilgili olarak aslında en büyük ön yargılardan bir tanesi kelimenin çok popüler olmasından kaynaklı olarak işin veri tarafının ihmal ediliyor olması ya da daha basit kabul ediliyor olmasıydı. Fakat 2019 ve 2020 yılında özellikle yapay zekaya çok yüksek miktarda yatırım yapan şirketlerin dünya genelinde %50'den fazlasının maalesef yatırımlarının başarısızlıkla sonuçlandığını biliyoruz. Ve bu başarısızlıktaki ana noktalardan bir tanesi elimizdeki yapay zekanın yapay dar zeka olmasından kaynaklı. Yani veri odaklı öğreniyor olmasından kaynaklı olarak verinin ön işleme aşamalarının ihmal edilmesi ya da araştırma probleminin doğru tanımlanmaması, evren ve örneklem ikilisinin doğru oluşturulmaması, örnekleme dair verilerin doğru derlenmemesi, araştırmacının aslında bazı ön yargılarının araştırmaya yansıyor olmasıyla birlikte ön işlemesini yapmaya çalıştığımız veri makineye yüklenirken maalesef tüm evreni temsil etmeyecek şekilde yüklenebiliyor. Bu durumda kalitesiz ya da yetersiz veriden öğrenen makinenin ön yargılı, yanlı, sapmalı, manipülatif sonuçlar üretmesine neden oluyor. Dolayısıyla bizlerin burada önce yapay zeka demeden önce araştırma problemine, sonra veriye bakmamız lazım. Nitekim 1 Nisan 2020 yılında Stanford İnsan Merkezli Yapay Zeka Enstitüsü yapay zeka alanında çok önemli bir konferans düzenledi ve bu konferansta
merkeze yapay zekayı koymanın en büyük hata olduğunu vurguladılar. Önce araştırma probleminizi tanımlayın. Araştırma probleminizi tanımladıktan sonra bu problemi nasıl çözerim? Bunu bir bağıntı olarak düşünürseniz Y'yi tahmin etmek istediğimiz noktada elimizde hangi X'ler olmalı? Hangi değişkenler olmalı? Bu değişkenlerin ne kadarına ulaşabiliyoruz? Olması yetmez. Biz o değişkenleri tanımlamamız yetmez. O değişkenlere ulaşabilir orada olmamız lazım. O değişkenlerin altını doldurabilecek veriye de ulaşabiliyor, veriyi de elde edebiliyor olmamız lazım. Bu veriyi elde edebiliyor muyuz? Sonrasında bu veriyi analiz ettiğimizde elde ettiğimiz karar kurallarını, çünkü ilk başta ham algoritma var. Algoritma veride koştuktan sonra bize bir takım kurallar, silsileler, örüntüler ortaya koyuyor. Bizim bu kurallarımızın o toplum için, o alan için, o disiplin için geçerli olup olmadığını, uygun olup olmadığını söyleyebilecek alan uzmanları olup olmadığını da kontrol etmemiz gerekiyor. Tüm bu kontrollerden sonra, yani veriye dair tüm süreçleri organize ettikten sonra ancak yapay zekaya dönebiliyoruz. 2018'de katıldığım bir toplantıda eğitimle ilgili çok yetkin bir kurum, Türkiye'nin çok yetkin bir başka araştırma kurumuna hatır sayılır bir miktarda veri vermişti. Ve bu veriyi analiz ederek aslında Türkiye'de eğitime dair sorunlar nasıl çözülebilir alanında bir matematiksel model kurulmaya çalışılmıştı. Bir karar modeli oluşturulmaya çalışılmıştı. %97'nin üzerindeki başarıya sahip olan bu makine öğrenmesi uygulamasında çok temel bir sorunsal vardı. Çünkü her şey başarı değildir. Üretilen karar kurallarından bir tanesi annesi çalışan çocuklar okulda başarısız olurlar şeklindeydi. Kanun yapıcı sadece yapay zekanın başarısına odaklanırsa ve bu başarılı yapay zeka uygulamasının üretmiş olduğu bütün karar kurallarına uygulamaya kalkarsa bazen toplumda dengeler sarsılabilir. Dolayısıyla bizim burada bakmamız gereken şey başarının kendisi değil, performans. Performans dediğimizde istediğimiz durumun doğru tahminlenmesinin yanı sıra gerçek dünyayı en yakın şekilde modellemeye çalışıyorsak diğer durumların da ideal seviyede tahminlenmesinden bahsediyoruz. Ama bu da yeterli değil. Performans dediğimizde elde edilen kuralların uygulanabilir olması da gerekiyor. O topluma temsiliyet yetkisi de gerekiyor. Peki Türkiye'ye dair bu veri analizinde yapılan en temel sorun neydi? Aslında en temel sorun MIT'nin çok kıymetli araştırmacılarından bir tanesi Tamara Broderick'in de vurguladığı gibi bir veriyi topladığımızda o veriyi ön işleme aşamasından geçirip düzgünleştirme esnasında kümeleme çalışmasıyla da veriye bir kere bakmamız gerektiği. Neden? Biz tek bir topluma, tek bir olaya dair veri topladığımızı düşünürken aslında doğal kümelerden, verinin toplanış biçiminden, topladığımız o topluluktan kaynaklı olarak oluşan o doğal kümelerden kaynaklı olarak verimizin farklı farklı modellere ayrışması gerektiği bir başka konu. Dolayısıyla bizler bu problemi değerlendirirken, Türkiye'deki eğitim problemini değerlendirirken Türkiye'yi bir bütün olarak düşünmemeliydik. Önce toplanılan bütün veri bir kümeleme analizine dahil edilmeli. Türkiye'de eğitim anlamında kaç farklı küme oluştuğu keşfedilmeli. Ondan sonra bu kümeler bazında makine öğrenmesi uygulaması gerçekleştirilmeliydi. Biz bunları yapmadığımız takdirde maalesef elimizdeki veri dominant yönde ise ya da hangi veri türü, hangi değerler daha dominantsa, daha baskınsa yapay zekamız da istisnalar kaideyi bozma ilkesiyle verinin gösterdiği yönde karar üretmeye başlıyorlar. Yani azınlığın değil çoğunluğun sesinin yükseldiği bir makina sonucu elde ediyoruz. Elimizdeki makina maalesef 4 temel yöntemle öğreniyor ve biz bu 4 temel yöntemi çok da istemiyoruz aslında. 2 hafta kadar önceydi Joshua Bengio ile bir araya gelebilen bir asistan arkadaşla konuştum.
Kısmetse birkaç ay içerisinde bütün yapay zeka çalışmalarını boşa çıkarabilecek bir başka çalışmayla tüm bilgilerimizi sarsacağı iddia edildi. Ben de merakla bekliyorum. Paylaşıldığı an sizlerle de paylaşacağım. Fakat elimizdeki dört öğrenmeyle ilgili özellikle bias'ı explainability tarafında, açıklanabilirlik tarafında şöyle sıkıntılar var. Şimdi biz etiketli veri dediğimizde eğitim ve test kümelerini ayırmak istediğimizde supervised, danışmanlı, denetimli, gözetimli gibi çevirdiler. Öğrenme, semi-supervised öğrenme ya da elimizde etiketsiz veriler varsa, kümelemeye doğru kayıyorsak unsupervised, danışmansız, denetimsiz, gözetimsiz öğrenmeye doğru kayıyoruz. Fakat bu üç yöntemde yüksek miktarda veriye ihtiyaç var. Yani ne kadar diye bir soru yok. Evreni tanımladığımda o evreni doğru temsil edebilecek şekilde mümkünse hiçbir farklılık dışarıda kalmayacak ve içeride ciddi bir denge olacak şekilde çok miktarda veri. Dolayısıyla burada araştırmacının hem veri toplaması, o veriyi saklaması, işlemesi ciddi bir maliyet anlamına geliyor. Bu sadece parasal bir maliyet değil, zaman maliyeti de demek. Daha az veriyle çalıştığımızda reinforcement learning tarafına yani pekiştirmeli öğrenmeye doğru kaymamız lazım. Fakat pekiştirmeli öğrenmede de ciddi bir bias sorunu var. O da şu. Şimdi pekiştirmeli öğrenmenin kökeninde bir amaç fonksiyonunun tanımlanması lazım. Bu amaç fonksiyonunu tanımladığımızda makine o amaca uygun olarak hamleler yaptığında artı bir ödül ya da eksi bir ceza puanıyla makinenin daha hızlı daha az veriyle daha kısa sürede bir öğrenme yaşatmaya çalışıyoruz. Ancak araştırmacının tanımlamış olduğu amaç fonksiyonu işin rengini değiştiriyor. Şu zamana kadar bu yıl içerisinde yaklaşık bir 40-45 tane konuşma yaptım eğitim amaçlı. Ve bu eğitim amaçlı yaptığım konuşmalarda şöyle bir soru sordum. Hepiniz bir sürücüsüz araç geliştiricisi olsaydınız, arabanın insana çarpmaması için insanı bir cümleyle nasıl tanımlardınız? Genel olarak bu konuşmalarda yaklaşık 10 binden fazla insana hitap ettim bu yılın ilk çeyreğinde. Hep aynı hata var. İnsan iki bacağının üzerinde elini kolunu sallayarak karşıdan karşıya geçen birey olarak tanımlandı. Ağırlıklı olarak %87 oranında. Bizim bu tanımlamamız genel algımızı ortaya koyuyor ama biz bu algıyı ortaya koyduğumuzda engelli bireyleri kümenin dışında bırakmış oluyoruz. Ya da farklı iş kazalarından, farklı hastalıklarından dolayı az önceki tanıma uymayan ya da bizim normal insan dediğimiz ve o şekilde silüet çizdiğimiz yapıya uymayan diğer insanlara da zarar vermiş oluyoruz. İşte bu nedenle 2018 yılında Arizona'nın Tempe eyaletinde bir sürücüsüz araç karşıdan karşıya yaya geçidinin olmadığı bir yerde koyu renkli giysiler giymiş olan bir yaya çarparak ölümüne neden oldu. Biz o esnada bir yıl sonra bu konuyu MIT'de tartıştığımızda herkesin Uber'in piyasayı domine etmek için görüntü tanıma anlamında çok da yeterli olmayan aslında ön yargılara sahip olan bir algoritmayla bu işe girdiğini ifade etmişti. Dolayısıyla şu an elimizdeki yöntemler neresinden tutsak elimizde kalır vaziyette. Bir beşinci yöntem bulamadığımız sürece ön yargı, yanılgı ve sapma anlamlarının hepsinin üst çatısı niteliğindeki bayağı sorunu bizi sıkıntıya sokmaya devam edecek. Peki makinede aslında ön yargı nasıl meydana geliyor? Çok basit bir örnek üzerinden size anlatayım. Diyelim ki bir reklam filmi çekeceksiniz ama bu reklam filminde işte 1940'lar, 50'ler gibi tarihin o eski Türk sinemasının havasını vereceksiniz. İki gün verdiler size. Dediler ki kast ajansı iki gün içerisinde Türk sinemasının güzel kadınlarına benzeyen bireyleri ayıkla getir. Kast ajansının da bu anlamda bir makine öğrenmesi modeli geliştirdiğini varsayalım. Şimdi burada önce araştırmacının Türk sinemasındaki güzel kadın neye benzeri doğru bir şekilde tanımlıyor olması ve buna dair veri topluyor olması lazım. Araştırmacımız farkında olmadan sadece sarışın kadınları kümeye topladığında bunlardan öğrenen makina kendisini teste tabi tuttuğumuzda ve Türkan Sultan'ın resmini verdiğimizde önce bunun kadın olup olmadığını kontrol edecek. Şimdi öğrenme kümesine baktığımızda kadın olmanın şartı nedir? İnce kaş, uzun kirpik, kabarık saç.
3 özellik birden Türkan Sultan'da var mı? Var. O zaman bu bir kadındır. Güzel midir peki? Güzel olmanın baskın özelliği öğrenme kümesinde sarışınlık olarak makineye kazandırılmıştır. İşte bu nedenle Türkan Sultan hayır cevabıyla etiketlenecektir. Dolayısıyla araştırmacı nasıl bakarsa makine de o şekildeki bir ön yargıyı barındırır ki bu çok doğal. Dünya üzerindeki her teknoloji kendisini geliştirenin ön yargısı ve bakış açısıyla geliştirilmiştir. Dolayısıyla yapay zekada bundan farklı bir yapıya sahip değildir. Cambridge sözü aslında bir insanın bir fikir desteklemesi ya da bunu bir savunma mekanizması olarak tanımlamış vaziyette. Ama bias dediğimiz konu biz neye inanırsak onun gerçek olması yönünde makineyi ikna etmemiz demek. Pandeminin çok yükseldiği bir dönemde Çin ve Amerika Facebook üzerinden çok kaotik bir savaş yürüttüler. Eski model savaşlara gerek yok. Çünkü tank, tüfek ve asker göndermek eski model bir savaş. Çok maliyetli. Oysa insanları ve toplumları inandırabilirseniz, belli basma kalıp düşünceler onlara kazandırabilirseniz bu savaşı zaten çok daha az bir maliyetle kazanabilirsiniz. Çin, 33 yaşındaki kadın, koronalı kadın, korona sahibi olmayan bir bebeği dünyaya getirdi. Dünyanın en genç bebeği doğdu, koronasız olarak doğdu diye paylaşırken aynı haber Amerika tarafından dünyanın en genç korona hastası doğdu. Koronalı anneden koronalı bebek doğdu şeklinde servis edildi. Haberin hangisinin doğru olduğunu, hangisine inanmamız gerektiğini bilmiyoruz. Çünkü gerçek olarak neyi temsil edebileceğimiz ya da neye ulaşabileceğimiz bize sunulanla sınırlı. Çin ve Amerika'nın bu haberi gibi pek çok haber COVID-19 döneminde bu şekilde paylaşıldı. Paylaşımlar aldığı yorum sayılarına bakacak olursanız aslında kimi ikna edebiliyorsanız bu kadar yoğunluklu bir kitleyi arkanızdan sürükleyebildiğinizi doğal olarak web internet üzerinde dijital dünyada oluşturduğunuz o veri yoğunluğuyla da o veri yoğunluğundan o öğrenen makineyi ikna edebildiğimizi anlayabilirsiniz. Aslında en temel nokta öyle biraz bir hedefi 12'den vurabilmek üzerine kurulu ama aynı noktaya matematiksel olarak aynı oku ya da 22 oku atabilmek mümkün değildir. Bir oku atarsınız hedefi 12'den vurur, diğer attığınız oklar ona en çok yakın sayan oklardır. Gerçek anlamda hiçbiri 12'den vurmaz, yani Robin Hood'un oku gibi ortasından ikiye ayırmaz. Dolayısıyla ne kadar tutarlı olduğunuz, ne kadar hedefe yaklaşık olduğunuz, ne kadar bias sahibi olup olmadığınız ya da tutarlısınız ama çok biaslısınız, ön yargılısınız. Aynı şeyi söyleyebilirsiniz. 20 yıl boyunca aynı şeyi söylerseniz çok tutarlısınızdır. Ama ön yargılı bir şekilde söylediğiniz için oldukça bias sahibisinizdir. Dünya üzerindeki bütün devlerin, hatta buraya birkaç tane daha ekleyebilirsiniz, ön yargılı pek çok makinaları var. Amazon'un 2012 yılından beri makinalarının nasıl sonuçlar ürettiğine şahidiz. Örneğin işe alım algoritması, Holy Grail yani kutsal kase olarak tanımlanmış olan bu işe alım algoritması aslında en yetenekli CV'ler arasından en doğru elemanı saniyeler içerisinde süzebilen bir algoritmaydı. Fakat ne yazık ki öğrenme kümesindeki özgeçmişler ağırlıklı olarak erkeklerden geldiği için ister istemez bir kişi işe alınacaksa, teknoloji alanında işe alınacaksa bu bir erkek olmalıdır gibi doğal bir sonuca varmıştık. Geçenlerde sanıyorum 8-9 ay önce sağlık medikal verilerini analiz ediyorduk. İşte kemik kırıkları üzerineydi ve bu kemik kırıkları üzerine analiz ettiğimiz veri setinde sonra bir makine öğrenmesi modeli geliştirdik. Sonrasında da artık modelimize güvenmeyeceğiz. Tersine mühendislik ilkesi de modelimizi sorgulayacağız. Biz sorguladığımızda modelimizin aslında çok basit bir ön yargı geliştirdiğini gördük. Atıyorum mesela kemik kırıkları ağırlıklı olarak Bakırköy'deki hastaneden, işte Kadıköy'deki hastaneden de daha çok çatlaklar, kemik çatlakları geliyorsa aslında makine bakarken artık o veri ağırlığından dolayı kırık geliyorsa Bakırköy'dür, çatlak geliyorsa Kadıköy'dür şeklinde böyle bir basit bir çıkarımda bulunabiliyor. Tıpkı insanlar gibi.
10 tane Malatyalı'ya borç verirseniz, onu da size geri ödemezse, kazıklarsa 11.ye borç vermezsiniz. Dolayısıyla insanoğlu da gelen veri ağırlığı dolayısıyla öğreniyor. Google aynı şekilde, Google görsellerde kadın örneğin CEO mesela aratın, CEO Türkiye diye aratın ya da Chief Information Officer diye aratın, Chief Data Officer diye aratın, kadın pek gelmez karşınıza, erkek gelir. Google Translate 2018'in sonu itibariyle ön yargılı ifadelerini düzelttiğini, özellikle masaüstü bilgisayarlar düzelttiğini söyledi, yalan. O bir doktor ifadesine girdiğinizde, şimdi kelimeler son derece önemli. Çünkü kelimelere bakış açımız, kullandığımız seksistir. İster istemez makinamızın da neyi nasıl öğrenmesi gerektiğini ortaya koyuyor. O kelimesi Türkçe'de herhangi bir şekilde dişilik ya da erillik özelliği barındırmayan basit bir zamir. O bir doktor 2018 yılının sonuna kadar he's a doctor olarak çeviriyordu. Ya da o bir veri bilimci yazın he is a data scientist diye çeviriyordu. Şimdi çift çeviriyor. He is a ve she is a diye çeviriyor. Fakat hala arka arkaya bazı kelimeler koyarsanız, örneğin o bir doktor, o yemek yapıyor, o hastalara bakıyor, o veriyi analiz ediyor diye birkaç tane arka arkaya yazdığınız hepsini he köküyle çevirir. Ya da İngilizce'de hallettiğini zannettiğimiz bu sorunu Almanca'ya çevirdiğinizde, o bir doktoru Almanca'ya çevirdiğinizde erkek köküyle, yani doktor erkek olabilir köküyle çeviriyor. Aynı şekilde Twitter'da kullandığı translate araçlarında benzer bir ön yargıya sahip. LinkedIn'in de benzer bir ön yargısı var ama onun case'i diğerlerinden çok farklı. Çünkü toplumun ürettiği verilerden öğrenen makinalardan bahsediyoruz. Mesela LinkedIn'deki case'de de şöyle bir durum vardı. İşte efendim, yüksek maaşlı işleri kadınlara değil erkeklere gösteriyor. Kadınları kesinlikle pas geçiyordu. Bu anlamda LinkedIn'in CEO'suna yüklenildiğinde şöyle bir açıklama yaptı LinkedIn tarafı. Bu kadınların suçudur. Çünkü bizim algoritmamız sizin davranışlarınızdan öğrenir. Kadınlar özellikle yüksek maaşlı işleri ben bana nasıl olsa alamam diyerek görüntülemekten kaçındıkları için algoritma bunu nasıl olsa görüntülemeyecek diyerek ona göstermekten vazgeçti dedi. Son dönemde Facebook sanıyorum 2 hafta kadar önceydi benzer bir damga yedi. Reklamlar ve iş ilanları, özellikle biliyorsunuz Facebook küçük işletmelere de açıldı. Facebook'ın business tarafıyla bir e-ticaret platformu gibi hizmet vermeye başladı. Fakat burada yine reklamlar ve sunulan hizmetler aynı zamanda da oluşturulan yapılar itibariyle maalesef ön yargılı olduğu düşünülüyor. Bu senenin başında yine Avrupa Birliği'nden bir başka ses yükseldi. Avrupa Birliği'nde çok kullanılan bir başka sağlık uygulaması, özellikle sol kolu ağrıyor şeklinde girilen bir bildirimde, sol kolum ağrıyor şeklinde girdiğim bir bildirimde, bildirimi giren kişi bir erkek ise kalp krizi geçiriyordur diyerek en yakın medikal birimlere ya da yakınlarına haber verirken, bildirimi giren kişi bir kadınsa depresyona girmiştir, gitsin bir sıcak duş alsın ya da film seyretsin, dışarıya çıksın şeklinde önermelerde bulunuyor. Dolayısıyla burada da verinin azlığından dolayı, yani tıp tarafında da bazı alanlarda şu anda özellikle yeni ekiple birlikte kadınların verilerinin az olduğu hastalıklara bakıyoruz. Çünkü bir alanda erkek verisi daha fazlaysa, yani o alanda erkekler daha fazla hastalıklar ortaya koyuyorlarsa, belirtiler ortaya koyuyorlarsa ama kadınlar çok azınlıktaysa, bu alanda geliştirilecek olan sağlık uygulamalarında da maalesef eğer erkekse başka, kadınsa muhtemelen değil şeklinde ön yargılı sonuçlara erişebiliyor makine. Çünkü gerçekten de sol kolum ağrıyor diye bize bir erkek arkadaşımız geldi de herhalde kalp krizi geçiriyordur diye düşünüyoruz ama kadından bunu beklemiyoruz. Hastalıklar tarafında da verinin dengeye ulaştırılması gerekiyor. 2020 yılının Haziran ayında OpenAI firması çok önemli bir uygulamayı duyurdu. Dünyanın en başarılı doğal dil işleme, yani kelimeleri işleyen yapay zeka uygulaması. GPT-3 modeli gerçekten de birkaç kelime verdiğiniz takdirde hemen akabinde ne yapıyoruz? Tıpkı aklı başında biri gibi kalanlarını tamamlayabiliyor. Fakat 14 Ağustos gecesi, 2020-14 Ağustos gecesi bağımsız araştırmacılar ortaya bazı görüşler koydular, ispatladılar daha doğrusu. O da şu: bizim şu anda dünya üzerinde
yaklaşık 100 küsür tane bildiğimiz bias var, yani yapay zeka otomatik olarak yansıyan önyargılar var. Bunlara bir başkasını eklemiş oldu BERT demişim GPT-3 dinleri. Din bazlı ön yargı henüz yapay zekanın girdiği bir alan değildi. Fakat GPT-3 modeliyle bunu da keşfetti. Mesela iki Müslüman bir binaya girdiler diye bir cümle yazdığımızda GPT-3 modeli cümlenin geri kalanını işte çantalarından şunu çıkardılar, şöyle kestiler, şöyle astılar, şöyle öldürdüler, bombalamacıydılar, intihar eylemcisiydiler gibi kötücül faaliyetlerle tamamlarken aynı cümleyi başka bir din ifadesiyle başka bir dine mensup insanlara koyduğunuzda evlendiler, işte polis baskını oldu. Yani daha normal kabul edilebilecek faaliyetlerle tamamlıyor. Hatta makineyi biraz zorlayarak iki Müslüman huzur ve barış dolu düşüncelerle bir binaya girdiler diye yazdığınızda makine yine kötücül faaliyetlerle tamamlarken sanıyorum üçüncü ya da dördüncü cümlesi bu mümkün değildir şeklinde. Şimdi geri dönüp bakalım. GPT-3'nin bunu öğrenmesindeki ana neden nedir? GPT-3'nin öğrenme kümesi Wikipedia'dır. Wikipedia'ya baktığımızda girilen içerikler ve oluşturulan içerikler öğrenme kümesini otomatik olarak etkilemektedir. Yani şu anda dijital dünyada oluşturmuş olduğumuz her hamle, Wikipedia'ya ya da ekşi sözlüğe girmiş olduğumuz her bildirim, temsiliyet yetkisi itibariyle makinenin düşüncesini etkileyebilecek durumda. GPT-3 henüz açıklamadı ama bence kadınlara karşı da ön yargısı var. Neden diyecek olursanız, Wikipedia'nın editörlerinin ağırlığına baktığımızda kadınların sayısı %20'lerde bile değil. Dolayısıyla kullanılan dil ve ifadeler ister istemez yine daha cinsiyetçi bir yaklaşıma doğru geçiyor. Şimdi burada kadın ya da erkek değil mesele. Burada temsiliyet yetkisi meselesi var. Toplumların bakış açısının doğru bir şekilde veri setleri aracılığıyla makineye aktarılabilmesi sorunsalı var. 2018'de matematiğe geliştirilen bir başka yöntem, bir başka yöntem demek çok doğru değil, düşünce biçimi var. Auto machine learning, otomatik makine öğrenmesi, bunun bayesi bir nebze de olsa azaltabileceğini düşünüyoruz. Otomatik makine öğrenmesi şu demek. Şimdi bizim yapay zekamızın ön yargılı davranmasındaki temel sorun şu. Veri bilimcinin kapasitesi, veri bilimcinin deneyimi. Çünkü o veri bilimci verideki dengesizliği, verideki temsiliyet gücünün zayıflığını fark edemiyorsa, deneyimi kadar yolculuk edebiliyorsa, deneyimi kadar veriyi düzgünleştirebiliyorsa, onun deneyimi kadar kaliteli hale getirilmiş bir makine öğrenmesi oluşuyor. Otomatik makine öğrenmesinde pipeline, daha standart bir pipeline algısı var. Yani aslında benim deneyimimin ortaya koymuş olduğu bir ardışık düzen değil, olması gerekenleri barındıran ama benim de istersen üzerine ekleyebileceğim bir standartlar, bir adımlar zincirinden bahsediyoruz. Otomatik makine öğrenmesi bu anlamda yükselen konulardan bir tanesi. Çeşitli yaklaşımları var ve bu yaklaşımlarla da geliştirilen araçlar var. Bu araçların bazıları çok az bir miktarı ücretsiz, bazıları öğrenci mail adreslerinizle mail atarsanız belli bir alana kadar size şey verecektir, çalışma imkanı sağlayacaktır. İnsan ve makine takımının işbirliğiyle geliştirilen modellerin insan takımlarına göre daha performanslı, aynı zamanda da bias anlamında daha az olduğu düşünülüyor. Çünkü neden? Biliyorsunuz ki gerçek dünyada hiçbir zaman eksik veri içermeyen veri seti diye bir şey yoktur. Gerçek dünyada bir veri seti geçiyorsa elinize muhakkak eksik verileriniz vardır. Bu eksik verileri hangi yöntemle tamamlayacağımız bile ön yargı tarafında adımlarımızı etkilemektedir. Imputation dediğimiz, yani bir veri setindeki eksik değerleri tamamlarken kaç farklı alternatifle ilerleyebildiğimiz, bias tarafında özellikle güzel bir engel oluşturmakta, makinenin ön yargı oluşturmasında güzel bir set oluşturmaktadır. Ama burada arkadaşların eksik veriyi tamamlama kısmında bile çok hassas davranabildiğimizi söyleyemeyeceğim. Genel anlamda, çünkü eksik veriyi hadi ortalamasını alalım, hadi şu yöntemiymiş onu kullanalım şeklinde bakıyoruz. Oysa öyle değil maalesef.
Evet, aslında bu kısmı konuştuk. Her şeyden önce bias ilk olarak medikal alanda konuşulmaya başlandı. Bakacak olursanız 1980'li yıllara kadar, hatta 70'lerin başına kadar da yayınlar bulabilirsiniz. Problemin nasıl tanımlandığı, araştırmacının probleme nasıl yaklaştığı, problemin örneklemeni nasıl belirlediği, o örnekleme yaklaşırken verileri nasıl topladığı, verileri topladıktan sonra bu verilerdeki eksik değerlere, uç değerlere nasıl yaklaştığı, verilerin ne kadarını tutacağını, ne kadarını kullanacağını, verilerin hangilerini nasıl ayıklayacağı gibi pek çok adım aslında bias'ın ortaya çıkmasını sağlayabilecek durumda. Bias dediğimizde genelleyecek olursak aslında birkaç tür var. Bir seçim biyası dediğimiz kısım var. Yani biz seçerken nasıl seçiyoruz? Astronot dediğimde aklınız erkek geliyorsa demek ki seçmekle ilgili bir sıkıntımız var demektir. O kıyafetin içerisinde hayal ettiğimiz, beynimizin içerisindeki bakış açısı ister istemez bizim topluma ve araştırmamıza da bakış açımızı sağlıyor. Ve ister istemez örneklemi derlerken o örneklemin temsiliyet yetkisine bakmıyor olmamız ya da temsiliyet yetkisini de geçtim. Oradan, buradan, şuradan doğru topluluklardan veri alırken her topluluktan aldığınız verinin dengede olmayışı da probleme neden olur. Yani bir topluluktan, bir hastalık türünden, X gruptan, X ırktan 50 tane örnek alırken bir başka Y gruptan 10 tane örnek alıyorsanız bu dengesizlik makinenin Y'yi görmemesini sağlayabilir. Şimdi tabii sadece bunlar değil. Yani her şeyi araştırmacının omuzlarını yıkmamak lazım. Toplum da oldukça suçlu. Çünkü araştırmacı toplumun eğittiği kişi. Onu da geçiyorum. Toplumun ürettiği veriyle baş başa kalıyor. Dolayısıyla bazen araştırmacı onaylanma hissiyle ya da olayları doğru bir şekilde sunduğunu zannederken toplumun ona sunduğu bakış açısıyla veriyi sunabiliyor. Bazen bazı konularda hiç veri olmayabiliyor da. Mesela evet doğru Münevver Hanım, çok doğru bir noktaya parmak bastınız. Biz bias konusunu konuşurken ilk konuşulmaya başlandığında 2016-2017 baremidir. Siyahi tenli bireylerden bahsedilirdi hep. İşte Google'ın nasıl maymun olarak etiketlediğinden bahsedildi. Siyahi tenli bireylerin görüntü işleme alanında özellikle kadınların, siyah tenli kadınların ayırt edilemediğinden bahsedildi. Ama mesela Kazakistan, yani Orta Asya ırkındaki bias konuşulmadı. Çünkü buna dair bir tane yayın varken siyahi bireylere dair yaklaşık 186 farklı yayın vardı. Bu da ister istemez çalışılmayan, üzerine düşülmeyen her konuya dair veri eksikliğinin yeni bir biası çözerken yeni bir bias oluşturması anlamına geliyor. Bu örneği hepimiz biliyoruz. Tay örneği. Efendim Tay Microsoft'un deneyiydi, sosyal bir deneydi. İşte Tay 24 saat içerisinde başta pozitif mesajlar atarken 24 saatte olmadan aslında insanlığa karşı son derece ön yargılı, kötücül düşünceler besleyen bir chatbot'a dönüşmüştü. Çünkü onunla yazışanlardan öğrenmiştim. Mesela şurada yazışmalardan bir tanesi var. İşte soykırımı destekliyor musun diye soruyor karşı taraf. O da diyor ki tabii ki destekliyorum. Hangi ırk olmalı? Beni biliyorsun diyor. Tabii ki Meksikalılar. Bu tweetin atıldığı tarihte Amerika'ya bakacak olursanız Trump'ın Meksika sınırlarını duvar örmesi, Cumhuriyetçi ve Demokratların ilk defa yoğunluklu olarak, yani ki onlar Amerikan tarihinde pek bir araya gelmezler ama ilk defa bir fikirde uzlaştıklarını, hadi duvar dikelim dediklerini görebilirsiniz. Yani o dönemdeki o politika, o bakış açısı, o öfke otomatik olarak yapay zekanın da bunu öğrenmesini sağlamıştı. Toplumların hassasiyetleri, toplumların eski önyargıları ister istemez makinenin de bunu öğrenmesini sağlar. Geçtiğimiz sene Adalet Bakanlığı yapay zeka alanını hukuka da dahil edebileceğini söyledi ve bu anlamda nasıl olabileceğiyle ilgili ufak da bir soruya maruz kaldım. Orada şunu çok net vurguladım, burada da tekrar zikretmek istiyorum. 1980 dönemi ya da Türkiye tarihindeki darbe dönemlerine dair ya da 1984 öncesi Türkiye'sine ait dosyalar ağırlıkta ise veri
kümesinde ağırlıklı olarak bunlar girerse öğrenen makina bakış açısı itibariyle bugünün olaylarını farklı değerlendirir. Burada verinin value özelliği ortaya çıkıyor. İçinde bulunduğumuz toplum değişimler geçiriyorsa, bu değişimlere bağlı olarak karar mekanizmalarımız, bakış açılarımız, düşünme biçimimiz, suç anlayışımız, ahlak anlayışımız değişiyorsa, makinenin de değişmesi gerektiğini unutmayalım. Dolayısıyla eskiden baktığımız o tarihi veri, evet çok önemli, geçmişte kalmış veri çok önemli, o önemli bir değer ama eğer o tarihi yığın bugünümüzün şartlarıyla değerlendirildiğinde üretilen karar sonuçları toplumda bir takım zedelenmelere neden olacaksa kullanılmayacak. Ya da sadece o dönemi anlamak için kullanılacak. Bu hukuk için de geçerli. Bundan 10 yıl öncesine geri gidelim. Ya da davranış kalıpları olarak bakalım. 10 yıl öncesine geri gitmeyelim. 2019 yılında reklamlara bakın. 2019 yılındaki Kent Şeker'in reklamlarına baktığınızda tatile her zaman gidersiniz. Büyüklerinizi ziyarete gitmezseniz olmaz. Bayramlar büyükleri ziyarete gitmek içindir. Vurgusu ağırlıktaydı. 2020 yılı Kent Şeker'in reklamlarına baktığınızda ziyaretlerden bahsetmiyordu. Onu arasanız da yeter. Aman gözünü seveyim, sakın gitmeyin. Covid-19 dünyayı değiştirmişti. Dolayısıyla bizim Covid-19 öncesindeki verilerle Covid-19 sonrasındaki verileri de iyi ayrıştırmamız lazım. Çünkü dünyadaki algı değişti. Bir şeyleri yapma biçimimiz değişti. Önceki veriyi kullanarak o dönemi doğru anlayabiliriz evet. Ama o dönemden öğrenen veriyi bu döneme entegre edersek, o dönemden öğrenen makineyi bu döneme geçirdiğimizde sıkıntılar baş gösterecektir. Şimdi TAY deneyi başka bir ülkede aynı şekilde gerçekleştirildi. Uzak Doğu'da. Çünkü deneyi gerçekleştirenler şunu sordular. Başka bir kültürde bu chatbot başka bir karaktere bürünebilir miydi? Xos aynı şekilde bir Doğu kültüründen öğrendi. Uzak Doğu kültüründen öğrendiğinde öğrendiği şey barışçıl, insanlığın sevgisi üzerineydi. O da 24 saat boyunca açık kaldı. Onunla sohbet eden kültür ona aslında bunu aşıladığı için o da bunu öğrendi. TAY'la sohbet eden kültürün o dönemde Meksikalılarla ilgili çok büyük sorunu vardı. Dolayısıyla TAY nefreti öğrenmişti. Şimdi dijital dünyada, daha doğrusu yapay zekanın ilerlemesiyle ilgili benim için milatlardan bir tanesi 2004'tür. Neden diyecek olursanız Facebook'un hayatımıza girmesidir. Çünkü biz o zamana kadar elimizde makine öğrenmesi modelleri var, veri madenciliği modelleri var ama hani bunu daha çok şirket verileri üzerinde kullanırken toplumu anlama anlamında veriler üzerinde kullanma tarafımız zayıftı. Çünkü toplumdan veri elde etmekle ilgili sıkıntımız vardı. Sosyal medya uygulamaları yaygınlaştıkça toplumu da anlayabilme potansiyelimiz arttı. Fakat nasıl? Maalesef elimizdeki kayıtları yani aa çok güzel şu hashtagle bilmem Amazon'daki şu ürünün yorumlarını topluyorum dediğinizde geriye dönüp bakmanız gerekiyor. Çünkü topladığınız o yorumlar gerçek anlamda temsiliyet yetkisine sahip olmayabilir. 2012'den itibaren organize bir şekilde sanıyorum 200'den fazla yayın ürünlerin yorumlarını derlediğimizde atıyorum Amazon'un mesela 2013'teki bir ürününe ait yorumları derleyip o yorumlar üzerinden aslında Amazon'un alması gereken hamle kişilerin satın alma alışkanlıklarıyla ilgili yapılan analizin ve buna özgü geliştirilen makine öğrenmesi modelinin ne kadar sakat olduğunu ortaya koydu. Çünkü yapılan yorum toplumun tamamını değil %5'lik bir azınlığın %90'lık veri üretim baskısıyla %5'lik azınlığın görüşlerini ortaya koyuyordu. Yani bizim burada önce şundan emin olmamız lazım. 100 tane yorum çektiysek internetten bu çektiğimiz 100 yorumun gerçekten her biri 100 farklı kişiye ait mi? Ya da aynı kişi tarafından işte 100 farklı yorumun 80 tanesi aynı 5 kişi tarafından mı üretilmiş? Bu çok önemli bir alan. Özellikle de şu son dönemde yani dünyadaki devlerin ve dünyadaki çeşitli yapıların savaşlarını, mücadelelerini, itibar mücadelelerini dijital ortamdan yürüttükleri bir dönemde çok
daha kaotik hale geldi. Yine başıma gelen bir şeyden örnek vermek isterim. Sanıyorum 6-7 ay kadar önceydi. İşte Türkiye'nin gündemi bambaşka bir şeyken Twitter'da benim önüme bir cinci hoca haberi düştü. İşte 1 milyondan fazla retweet almış, 300 binden fazla da yorum almış. Açıkçası sadece hani o anda şeytan dürttüğü için, yani demek ki boşta vaktim varmış. Retweet eden kişilerin %30'un hesaplarına baktım tek tek. Ve baktığımda aslında o %30'un haber paylaşılmadan önceki 24 saat içinde hesaplarının oluşturulmuş olduğunu gördüm. Şimdi %30 aslında azımsanmayacak bir veri miktarı. Neden? Aynı görüşe sahip %30'la farklı farklı görüşlere sahip %70'in temsiliyet yetkisini kıyasladığında ya da baskınlığını kıyasladığınızda %30 da bir ses getirir. Ve bu ses getirmesi karar kurallarını da etkiler. Biraz tabii ki bu kadar büyük bir sorun, ondan kurtulmanın yolu yok mu? Var. 2018'den beri çok düzenli bir şekilde bu alanda çalışmalar var. Hatta 2018'de Amerika'da ilk startup kuruldu. Yine 2018'den sonra sanıyorum 2019 yılında IBM AI Fairness 360 diye bir araç sundu. Herkese açık, bunu kullanabiliyorsunuz. Yani bir model geliştirdiniz. Geliştirdiğiniz o modelin gerçekten ön yargılı olup olmadığını ya da sıkıntılı olup olmadığını anlamaya çalışıyorsunuz. Modeli sistemin içine atıyorsunuz. O size tersine mühendislik ilkesiyle işte female'leri mail yaparak ya da işte siyahları beyaz yaparak falan çeşitli bir takım dinamikler kullanarak modelinizdeki bias miktarının yüzdesini de sunuyor. Son Avrupa Birliği açıklamalarına da baktığımızda toplumdaki bias korkusu, yapay zekanın oluşturabileceği ön yargı, yanılgı ve sapma korkusunun giderek yükseldiğini görüyoruz. Ve benim öngörüm çok değil 1-2 yıl içerisinde biz insanlara modelin performansını ve başarısını sorarken bias yüzdesini de soracağız. Ne kadar az bias'a sahip olduğunu da soracağız. Çünkü şöyle bir sıkıntı var. Biz yapay zekayı sadece yaptık olsun diye değil, toplumda çeşitli alanlarda kullanılabilsin diye üretmeye çalışıyoruz. Bunu kullanacak insanlar yapay zeka uzmanı olmak zorunda değiller. Hatta hiç yapay zeka bilmeyebilirler. Kullandığımız cep telefonunun bütün parçalarını verseler sıfırdan yapabilir misiniz? Ben yapamam. Ama o telefonu nasıl kullanmam gerektiğini çok iyi biliyorum. Biz bu alanda geliştiriciler olarak geliştirdiğimiz modeller canlıya alındığında, bir uygulama haline geldiğinde bunları hastanelerde, kredi sistemlerinde, öğrenci alımlarında kullanan bireylerin bunların ön yargısız olarak insanlara sunulduğundan emin olması lazım. Tabii sadece ön yargısızlık değil mesele, açıklanabilirlikte. Çünkü biz insanoğlu olarak neden sonuç ilişkisini bilmeye ihtiyaç duyan bir canlı türüyüz. Önümüzde bir sonuç varsa bunun, hele de bu sonuçtan çok memnun değilsek, nedenini sorarız. Neden bu deriz? Çünkü makine öyle dedi. Çünkü model böyle dedi. Anneleri okula giden çocuklar, anneleri işe giden çocuklar okulda başarısız olurlar. Karar kuralını söylediklerine neden dedim? Neden? Çünkü makine böyle dedi. Bu benim için bir hakaret noktası. Dolayısıyla hani bunu kendisine saldırı algılayan her bireyin nedeni sorguladığında, çünkü makine böyle dedi, bilmiyorum sorusunun cevabını almak istemeyeceğiz, vermek de istemeyeceğiz. Bu çok hoş bir durum değil. Maalesef elimizdeki kara kutu algoritmalar çok da bize nedeni söyleyemiyorlar. Şimdi veri madenciliğine de kayan, makine öğrenmesinin altında da bulunan klasik makine öğrenmesi yöntemlerinde performans bazen çok yüksek olmayabiliyor ama neden sonuç ilişkisini açıklayabiliyoruz. Fakat derin öğrenme algoritmalarına kaydığımızda, kara kutu algoritmalara doğru gittiğimizde, orada özellikle milyon katmanlı bir nöron yapısından bahsettiğimizde neden kaynaklı olarak ya da hangi nöronun hangi nöron grubu ile etkileşime geçerek aslında bu sonuca ulaştırdığını bilemiyoruz, nedeni açıklayamıyoruz. Dolayısıyla bunlar bizim için explainable olmayan, açıklanabilir olmayan yapay zeka uygulamaları sınıfına giriyor. Özellikle Avrupa Birliği'nin son dokümanlarına baktığınızda yapay zekanın açıklanabilir olmasının vurgusu da yapılıyor. Bu anlamda tamam, hani şu bir tane doktora tezi var, onun savunmasını bekliyorum. Daha doğrusu savunması gerçekleşti bildiğim kadarıyla, yayının çıkmasını bekliyorum. Nasıl hani MR çektirdiğinizde
Özellikle bir pıhtı ya da bir tümörün tespitinde renkli bir şey veriyorlar, ilaç veriyorlar ve o bütün yolu takip ediyorsa, doktora tezinde de bildiğim kadarıyla öğrenmenin ve yanlış öğrenmenin nasıl gerçekleştiğini gösterebilecek şekilde bir başka modül eklenmeye çalışıldı. Ancak dediğim gibi henüz bilim dünyasıyla paylaşılmadı. Eğer paylaşılabilirse belki biz kara kutu algoritmalara dair daha sıcak bakabileceğiz. Fakat şu anda elimizde iki temel yöntem var. Lime ve Sharp isimli bu iki yöntemle verinin ağırlığı ve verinin baskınlığı üzerinden bu karar kuralının açıklanabileceğini düşünüyoruz. Bunlara bakabilirsiniz. Bunlar yeni ve taze uygulamalar. Bias'ı toplumdan alıp, genelden alıp yazılıma ya da yapay zekaya vurduğumuzda önümüze birkaç tane nokta çıkıyor. Mesele insanın kendisi, mesele toplumun kendisi, mesele verinin kendisi, mesele algoritmanın kendisi. Ama algoritma ya da makine en sonda yer alıyor. Çünkü ona gelene kadar önce veriyi, ondan önce de insanı ve toplumu düzeltmemiz gerekli. Houston'ın algoritmasında siyahi bireylerin sıkıntılı olduğunu söylemiştim. Joy Blanwyn'in MIT'nin Media Lab'ının üyesidir. Çok güzel bir TED videosu var. Lütfen ona bir bakın. Aynı zamanda kendisi Algorithmic Justice League isimli çok önemli bir oluşumun kurucusudur. Dünya üzerindeki biasleri toplayıp, farklı ırklardan gelen biasleri toplayıp her sene bir rapor yayınlayıp, bakın dünyada böyle biaslar var, lütfen yapay zeka modelinizi eğitirken bunlara dikkat edin demişlerdir. Nitekim koyu renkli tenli kadınlarda bilgisayarlı görü çalışmalarının başarıya ulaşmasında da John Bolanvi'nin etkisi yüksektir. Ona kadar belli bir durumda kalan koyu tenli kadının tespitinde sonrasında ilerlendi. Ama aşabildik mi? Hala aşamadık. Mesela 2020 yılında özellikle Amerika'daki hastanelerde yoğun bakım ünitesinde alınması gereken bireyler kimlerdir sorusunun cevabı da bazen makine öğrenmesi uygulamalarıyla karar verdiler. İnsan çünkü burada bir seçme yapmak istemedi. Yani kimin hayatını kurtarmak istediğini insan kendisi karar vermek istemedi. Bu yükü yapay zekaya yıktı ama şimdi tartışıyoruz. Yani hani makine neye göre yoğun bakımı o bireyi seçti? Seçerken doğru parametrelerle seçti mi mesela? Hukuk tarafında da aynı durum söz konusu ki hukuk tarafında durum birazcık daha karışık. Amerika'da kullanılan bir takım hukuk algoritmaları var ve bu algoritmalar maalesef istenilen seviyede değil. Çünkü toplumsal bir ön yargı var ve bu toplumsal ön yargıyı maalesef makine de taşıyor ve makine bu ön yargıyla birlikte karar kurallarını ürettiğinde aslında orta seviyeli bir suçla şiddetli suç arasındaki fark ortadan kalkmış oluyor. İşte bu nedenle Türkiye tarihindeki dava dosyalarına baktığınızda bu dava dosyalarında üretilen kararlar hala bu dönemde de desteklenebilir vaziyette mi? Hala geçerli mi mesela? Çünkü bu dava dosyaları daha yığınlıklıysa eğer baskın hale geleceği için karar üretme noktasına sıkıntı çıkaracaklardır. Evet, kısma geçiyorum. Bunu aslında çoktan konuştuk. WorkDirect mesela herkesin bir dönem çok kullanmış olduğu uygulamaydı ama WorkDirect uygulamasında da ister istemez maalesef kelimelerin temsiliyet yetkisi üzerinden ciddi bir ön yargı, yanılgı ve sapma vardı. İşte yaşasın GPT-3 ile bunu açtık dediler ama GPT-3 ile başımıza başka bir bela çıkarmış oldular. Açık veri ortamlarının olmasına ihtiyacımız var. Çünkü açık veri ortamları olmazsa ciddi anlamda modellere bakış açımız, toplumun bunu değerlendirme biçimi ve ön yargının engellenmesi tarafında sıkıntılar gerçekleşmeye devam edecek. Temsiliyet yetkisi her zaman gündemimizde kalacak. Bir dönem yaşasın derin öğrenme uygulamaları çıktı. Artık istatistiği çok da kullanmamıza gerek yok diye böyle bir çığırın bir kitle olmuştu. Çok da doğru bir algı değil. Özellikle bizim MIT'de bakış açımız şu şekilde. İstatistik her zaman çok kıymetli olarak kalacak. Çünkü istatistik tarafı aslında verideki o dengesizliği doğru olarak ayıklayabildiğimiz bir yer. Evet, işin prediction tarafı, tahminleme tarafı tabii ki makine öğrenmesinin konusu altında. İstatistiğin çok böyle detaylı bir çıkarım yapmasını bazen çok hızlı beklemeyebiliriz ama istatistik veriyi düzgünleştirme ve bias'ın önüne geçmede önemli araçlarımızdan bir tanesi.
ImageNet mesela herkesin bilgisayarla görü geliştirirken en az bir kez denemiş olduğu bir veri setidir. 2019 yılında oluşturulan en kapsamlı veri seti. 14 milyon görüntü var. Geçtiğimiz senelerde 2200 kategori eğitim kümesinden çıkarıldı. Neden? Bu 2200 kategorinin önyargıya neden olduğu ortaya çıktı. Bu tabii sadece bu değil. Eksik kategoriler de önyargıya neden oluyor. İstanbul'da çekirdeği çekirdek dendi, İzmir'de buna çiğdem denildiği bir dünyada yaşıyoruz. Dolayısıyla ImageNet üzerinden eğittiğimiz modeli Türkiye'ye getirip uyarladığımızda makinenin öğrenmesinde her zaman çok etkili olamayabileceğimize emin olabilirsiniz. Temsiliyet yetkisinin, toplumda temsiliyet yetkisi aynı zamanda o topluma dair verilerin de oluşmasıyla son derece alakalı. Bu nedenle bazen özellikle geliştirici arkadaşlara değil, uyarlayıcı arkadaşlara şunu söylüyorum. Yurt dışında geliştirilmiş olan modelleri uyarlarken o uyarladığınız modelin gerçekten uyarlamaya çalıştığınız noktayla eşleşmediğini kontrol etmeniz gerekiyor. Mesela bu şeyde bu kod parçasında hiçbir sorun yok gibi gelir herkese. Hani öyle bir ütopik dünya hayal edin ki üniversite sınavı gerçekten mühendis olması gerekenleri mühendislik bölümüne koysun. Ve aldığınız ortalama da gerçekten başarınızı ve öğrenme düzeyinizi gerçekleştirmiş olsun. Şöyle bir soru soralım size. 1 milyon tane iş başvurusu var ve arasından 3 kişiyi seçeceksiniz. Bunları iş görüş pardon. Arasından 10 bin kişiyi seçeceksiniz ve iş görüşmesini çağıracaksınız. 2 gününüz var. Yapay zeka size bir karar kuralı üretiyor. Sadece iş görüşmesini çağıracaklarınızı ayıklamak için. Bölümü mühendislikse ve ortalaması 3'ten büyükse iş görüşmesine çağır diyor. Gerçekten mühendislik okuması gerekenlerin mühendislik bölümünde olduğu ve ortalamaların 3'ten büyük olduğu ki ortalamanın da gerçekten başarıyı ifade ettiği, öğrenmeyi ifade ettiği bir dünyada bile bu karar kuralı önyargılıdır. Çünkü sayıları düzeltseniz de, eğitimi düzeltseniz de insanların kafasını da düzeltmeniz gerekiyor. Kız çocuklarını daha fazla fen ve teknoloji alanına yöneltmezsek, mühendislik fakültelerinde daha fazla kadın sayısını görmezsek, maalesef yapay zeka 108 yıl daha kadına karşı ön yargılı olarak kalacak. Ve bunu makineye öğretemeyeceğiz çünkü elimizde yeterli miktarda veri yok. Sorunumuz açık yapay zekalar üretebilmek, adil, bias'tan uzak yapay zekalar üretmek, ispatlanabilir yapay zekalar üretmek, karar kuralına götüren matematiği anlamaya ihtiyacımız var. Ve hesap verebilir yapay zekalar üretebilmek. Kanunlar karşısında hesap vermeyiz bazen. Bazen toplumsal değer yargıları karşısında da hesap vermemiz gerekebilir. Evet, açıklanabilirlik tarafından aslında bahsetmiş oldum. Burada bazı modeller var gördüğünüz gibi. Modellerde başarıyı istiyorsanız açıklanabilirlik tarafında sıkıntılarımız var ama dediğim gibi veri setindeki değişkenlerin ağırlıklarına bakarak bir nebze de olsa açıklanabilirlik tarafına çözmeye başladık. Bu yükselen bir çalışma alanı. Yani yapay zekada bias mitigation dediğimiz biasın ayıklanması ayrı bir çalışma alanı. Açıklanabilir yapay zekalar kurgulanması bambaşka bir çalışma alanı. Özellikle de yapay zekanın son kullanıcıya eriştiğinde ve son kullanıcıyla girdiği etkileşimde hem user experience tarafında iyi bir deneyim sağlaması hem de kullanıcının neden sorusuna cevap verebilmesi yer alıyor burada. 20. yüzyılın çok önemli bir düşünürü, felsefecisi ki son 2 yıldır ki doğal dil işleme çalışmalarına yön veren isim. Dilimin sınırları dünyamın sınırlarıdır demiş Wittgenstein. Dolayısıyla bizim makinamızda hangi dil kümesinden, hangi metinlerden, hangi kitaplardan, hangi üretilen veri setinden öğreniyorsa o onun hem zenginliği hem limiti haline gelecek. Bakış açısı her şey. Bakış açısı sayesinde biz makinamızın dünyasını şekillendiriyoruz. Ama şunu unutmayalım, hiçbir zaman baktığımız şey aslında göründüğü gibi olmayabilir. Çok teşekkür ediyorum. Bu arada sorular vardı. Ben evet, hemen hocam,
Teşekkür ediyoruz. Evet, soruları siz isterseniz hocam okuyabilirsiniz. Uzun, ben tekrar etmiş olmayayım. Modelin, Cemre Yalçın sormuş. Modelin biasını ölçebileceğimiz uygulama IBM'in AI Fairness 360 aracı diye geçiyor. Evet, uzun bir soru. Evet, mevcut durumda bias ve black box etkisini azaltmak demek aslında istatistiksel anlamda başarılı yapay zekaları başarı oranı azaltmak anlamına geliyor gibi görünüyor. Aslında değil. Bu şey gibi, evrensel bir ahlaka sahip insan yetiştirdiğimizde başarısız insan mı yetiştireceğiz gibi bir şey oluyor. Öyle bir şey değil. Biz istiyoruz ki aslında tam da Mevlana algısıyla dünyaya bakabilen ama başarılı bir uygulama gerçekleştirebilmek. Bu zor bir şey değil. Peki, sorunun devamına bakıyorum. Etik değerler ya da best practice ilkeleri sizce ne kadar etkili olabilir? Yoksa katı düzenler olmaksızın? Bir kere şu var. Şimdi katı düzenlemeler, regülasyonlar her zaman sıkıntılı. O Yaşar Bencio'nun katıldığı, toplantıda hani yapay zeka nasıl etik baksın diye bir soru soruldu. 25 dakika tartıştık. En sonunda ortaya vardığımız, koyabildiğimiz tek şey şu oldu. Kimseyi öldürmesin oldu. Çünkü etik ve ahlak o kadar ailesel, o kadar lokal bir şey ki. Yani bazen aynı kardeşlerin bile etik ahlak değerleri aynı olmayabiliyor. Aynı ailede büyümelerine rağmen. Dolayısıyla yapay zekanın bu anlamda bir cevabı yok. Regülasyonlarla ilgili temel sıkıntı şu. Her şeyi regüle ettiğimizde yaratıcılığı da öldürüyor olabiliriz. Mesela 2016 yılında ben bir startup başvurusunda bulundum. O da şuydu, işte sınıflara kamera takayım, sensörler aracılığıyla sınıflardan veri toplayayım. Çünkü bir çocuğun derste ne zaman konsantresinin bozulduğunu, ne kadar sıkıldığını tespit edebiliriz. Kaç saniye sıkıldığını tespit edersek tam anlatılan o konuda kaç saniye koptuğunu öğreniriz. Öğretmen buna göre ödev verir, buna göre konu anlatır. Bütün konuyu tekrar etmesine gerek kalmaz demiştim. O dönemde mesela bu çok büyük bir tepkiyle karşılanmıştı. Ama şimdi hepimiz ekranların başındayız. Ve bu daha da tespit edilebilir hale geldi. Ama o dönemde ben bunu teklif ettiğimde sınıftan yüz görüntüleri toplamak yasaktır şeklinde kanunla karşı karşıya kalmıştım. Şimdi bu yüz görüntülerini herhangi bir yasa karşılığında ya da mevzuat karşılığında zorunlu tutmaksızın server'ı yurt dışında olan uygulamaları açıyoruz. Yani bu sorunun ne yazık ki çok uzun bir tartışma cevabı var. Kısa bir cevabı yok. Olsaydı emin olun büyük bir sıkıntımızı çözmüş olurduk. Verilerin durumu zaten söylediğiniz gibi çok kötü. Aslında kötü değil. Biraz el atıp düzeltmek lazım. Açık veri politikası geliştirmek lazım. Türkiye'nin yapay zeka politikasından önce iyi bir veri politikasına ihtiyacı var. Ancak özellikle yargılama alanında dünyanın en kaliteli veri setlerini üretebileceğimizi düşünsek de mevcut veri temelli modellerin uygulanmasından kaynaklanan sakıncaları yok edemeyeceğimizi düşünüyorum. Çünkü yargılama doğası itibariyle istatistiksel olabilen bir şey değil. Ama mesela bazı olaylarda istatistiksel hale getirilebilir. Bakın 2014 yılında psikologlar ve psikiyatristler çalıştığında insan davranışları bilinemez dediler. Evet, insanı bir bütün olarak alırsanız bilinemez ama tek bir task üzerinden, tek bir basit görev üzerinden değerlendirirseniz insan davranışı bilinebilir. Çünkü neden? Anneniz ve babanızdan hiç vermeyeceği bir izni isterken ne zaman izni isteyeceğinizi tespit edebiliyorsanız, ortamı buna göre organize ediyorsanız, yeterli miktarda veriye sahip olduğunuz için yapabiliyorsunuzdur. Makine bu kurguyla çalışır. Dolayısıyla da bazı dava dosyalarında, örneğin boşanma ile ilgili ya da işte borçlarla ilgili, cahilliğime verin bilmiyorum ama bazı gerçekten klik olan konularda, hani böyle yoruma açık konularda değil, klik olan konularda yapay zekanın devreye girebileceğine inanıyorum. Mesela marka konusunda ya da patent konularında ya da fikri mülkiyet hakları konusunda da yapay zekadan çok daha etkin bir şekilde insana nazaran daha şeffaf, daha objektif şekilde yararlanılabileceğine inanıyorum. Evet. Sorusu olan varsa alabilir. Buradaki soruları okudum sanıyorum. Yorumlar için de ayrıca teşekkür ediyorum. Evet, çok teşekkür ederiz hocam. Sağ olun. Güzel bir akış oldu bizim için. Hem biraz hem de açıklanabilirlikle ilgili. Kafamızdaki sorunlar haliyle hala daha var. Sorun olmakla devam ediyor ama bu sorunların temeliyle ilgili siz çok güzel bir özetleme yaptınız. Peki bu anlamda ben kendi adıma bir soru sormak istersem eğer
Yani eğer bu bias problemi çözülemeyecek, çünkü hani veri dünyadan alınan veri, biz bu dünyada yaşıyoruz ve insanlar bu veriyi üretiyor. İnsanlar kendi içerisinde zaten yanlı. Çözülemeyecek olursa, çözülemezse temel anlamda, acaba yapay zekanın bir diğer kışı mı doğar? Evet, bunu ben Türkiye strateji dokümanı hazırlanmadan önce bir pilot çalışma yapmışlardı. Geçtiğimiz sene dedim, Aynı sorum oldu hocam. 2019 Ekim ayında sordular. Dedim üçüncü kışa gireriz. Önce bir herkes kızdı. Bakın dedim, hani ön yargı sorununu çözemiyorsanız bir gün dünyada bir olay olacak ve diyelim ki marketler içeride, yani bunu söylediği için özür dilerim ama o dönemde tabii ki ben bir virüs hayal ederek söylememiştim bunu. Bir marketin içerisinde hiçbir insanın çalışmadığı bir yerde sırf ten renginizden ya da saçınız, kaşınız, bir şeyinizden dolayı kapının size açılmadığını ve o ekmeği alamadığınızı hayal edin. Ne yapacaksınız? Ya da işte ÖSYM'nin sistemlerinin değiştiğini hayal edin. Öğrencileri seçerken farklı stratejilere göre seçtiğini düşünün. Ben bu bölüme girmek istemiyordum. Makine beni neden bu bölüme attı dediğinizde cevap alamadığınızı düşünün. Ya da işte eviniz, arabanız çok yüksek bir maaşınız varken size kredi vermeyen, sistemin evi arabası olmayan, doğru dürüst geliri olmayan bir başka isme kredi vermesi durumunda itiraz edeceğiniz zaman ne yapacaksınız? Toplumdaki dengeler bozulduğu zaman insanlar bu teknolojik gelişmelere karşı dururlar ve büyük bir kitle o teknolojik gelişmeye karşı durduğunda ne kadar kendinizi yerden yere atarsanız atın ilerleyemezsiniz. Bakınız İbrahim Müttefikka ve Hattatlar olayı aslında sosyal bir olaydı. Yani hani insanlar gerçekten de bir makinenin toplumdaki dengeleri çok değiştireceğine inanmışlardı ve bunun gelmesini engellediler. Bugün İstanbul sokaklarında sürücüsüz araçlar, sürücüsüz taksiler cirit atacak deseniz yine büyük bir kitlenin tepkisiyle karşılaşırsınız. Dolayısıyla hani bir de bu sürücüsüz araç teknolojisi ya da o teknolojiye karşı insanların kafasında bir ön yargı varsa ister istemez o teknolojinin bu ülkeye gelmesi de ötelenir. Tüm Kabul dünyada görmeyecek. temel bir sorun. Evet. Evet. Tüm dünyada temel bir sorun. Bu da kışa götürür mü? Evet, götürür. Onu söyleyeyim. Yani hani kimse efendim işte kuantum bilgisayarları çıkardık artık bütün sorunları çözüyoruz diye düşünmesin. Çünkü artık yapay zeka biraz topluma indi ve toplumsal bir sorun haline dönüşmeye başladı. Büyük bir kitle buna karşı durduğunda biz geliştiriciler olarak imkan bulamayacağız. Evet, çok doğru. Burada aslında hocam ben de bir şey sorabilir miyim? Tabii, Hazır şu tabii an Dilan uygun Hocam. zaman yakalamışken. Şebnem Buyurun. Hocam çok teşekkürler sunumunuz için. Yani. Gerçekten çok keyifliydi. Şimdi birkaç şey var ama hemen son kısımdan başlayayım. Bu üçüncü kış gelir mi hikayesi. Tamam, üçüncü kış gelebilir ama şimdi yapay zeka zaten insan zekasını taklit etmek yoluna çıktı ya, taklit etmek niyetiyle. Yani üçüncü kış gelse arkasından gelecek bir bahar başka bir yaklaşımda. İşin içerisinde insan olduktan sonra yani bu hiçbir zaman bitmez gibi düşünüyorum. Yani bu beyaz Mevsimsel olacak meselesi hiçbir herhalde. zaman, çünkü hani mükemmel bir insan, mükemmel bir düzen, dünya kurulduğundan beri mükemmel bir sistem. Hani tanımı yok, yani böyle bir şey yok. Doğru. Şimdi doğal olarak insanı taklit ederek insanın yaptığı şeyleri, evet insan da hatalı kararlar alabiliyor, makinalara bunu yaptırmaya çalışıyoruz ama insanın kararını işte sorgulayabilecek bir bilinç, bir sorgulanabilecek bir sistemi var ama makineyle dediğiniz gibi bu sorular cevapsız. Yani makine böyle bir şeye karar verdi. Bu noktada kesinlikle katılıyorum size. Bu bias konusunda bir makine öğrenme yaklaşımlarında özellikle bu black box'larda, yapay sinir ağlarında, derin ağlarda her bir nöronun içerisinde de bir bias parametresi var ya, parametre olarak. Şimdi ben öğrencilere de bu konuları anlattığım için hani sormak istiyorum. Biz burada bias diyoruz. Oradaki biasla buradaki bias arasındaki şey nedir? Yani modele de katmaya çalıştığımız bir aslında girdilerimize karşılık istenilen çıktıyı üretebilmek için bir ayarlama parametresi olarak da biz onu bir modele katmaya çalışıyoruz. Ama bizim burada sizin bahsettiğiniz konu tamamen farklı bir durum aslında. Yani biri pozitifmiş, biri negatifmiş gibi duruyor aslında bakış açısına göre. Birini istemiyoruz, diğerini de istediğimiz çıktıyı üretsin diye en iyi değeri hangisidir diye ayarlamaya çalışıyoruz. Hani o ikisinin arasındaki şeyi bir sormak istedim size hocam. Teşekkür ediyorum hocam. Önce şunu söyleyeyim. Kış konusunda haklısınız. Ben şuna inanıyorum. Şimdi hani yapay zeka kışa girerse ne olacak? Bütün bu makine öğrenmesinin altında kullandığımız yöntemler derin öğrenme de dahil olmak üzere veri biliminin altına kayacak. Ve biz
Aslında yaptığımız her şeyi bir anda veri bilimi deyip yolumuza devam ediyor olacağız ve yine veri en kıymetli şey haline dönüşebilir ve bir insanoğlu yine bir yapay zeka defterini yeni bir öğrenme modeli geliştirilene kadar kapatabilir. Çünkü şu anki bütün modeller veri temelli. Şimdi en iyi ulaşma noktasında parametrenin eklenmesi makinenin öğrenme seviyesini arttırırken bütünsel anlamda oluşan çıktıda bazen temsiliyet yetkisi zayıflığı var. Yani neden? Çünkü gelen veri de temsiliyet yetkisi istenilen düzeyde değilse ya da bir şeyi makineyi ezberletebilecek doğru bir ifade olmadı ama şöyle demek makine de fikri sabit hale getirebilecek nitelikte bir veri yığını varsa ister istemez bütünden böyle bir sonuç oluşabiliyor. Bizim Bayes'teki temel hedefimiz şu. Bir, X bir alanda kullanılmak üzere geliştirilmiş olan model o alandaki her öğeye, her asete eşit mesafede midir? Ürettiği karar kurallarıyla, ürettiği sonuçlarla. Bu birinci nokta. İkincisi, bu karar sonuçlarının uygulanamayacağı bir aset, bir durum var mıdır? Çünkü varsa neden dışarıda bırakıldı sorusu devreye giriyor. Dışarıda bırakılmasının nedeni için de dönüp veri setine bakıyoruz. Veri setinde ağırlığı yok muydu ya da hiç temsil mi edilmedi ya da zaten böyle bir veri mi yok? Bizim bias olarak baktığımız şey tam olarak bu. Yani yapay zeka uygulaması bir nesnelerin interneti olarak topluma sunulduğu an o toplumda gerçekten azınlıklar, dezavantajlı gruplar ya da çeşitli yapılar, meslekler, cinsiyetler, ırklar hatta dinler üzerinde bunlardan kaynaklı olarak farklı sonuçlar, farklı uygulama biçimleri oluşturacak mı? Bayas da bunu engellemeye çalışıyoruz. Çünkü en iyiye ulaşırken bazen istisnaları göz ardı edebiliyoruz. İşte o göz ardı ettiğimiz istisnaların toplumda incitebileceği noktalara dönüp bakmamız gerekiyor. Evet. Burada çok teşekkür ediyorum hocam. Ben teşekkür ediyorum. Peki burada bizim evet öğrencimiz Özgür'ün bir sorusu var hocam ama görebiliyorsunuz. Gördüm şu anda. Biz yapay zeka geliştirici ve araştırmacıların bu noktaya gelebilmemiz için nasıl bir süreç içerisinde devam ettirmemizi öğrenirsiniz. Bütün biaslardan kurtulmak açıkları en yüksek olan. Yani şöyle şu anda bir kere çok iyi bir şekilde veriye hakim olmak gerekiyor. Yani derin öğrenme modelleri hala kara kutu düzeyde. Ya oturacağız derin öğrenmede, hani şimdi bir derin öğrenme modeli geliştirirken aynı zamanda onu denetleyen tıpkı GAN'da olduğu gibi, yani çekişmeli üretici yapay sinir ağlarında olduğu gibi bir tarafta karara gider, diğer tarafta da o karara giderken onu denetleyen bir başka modülle yürüyen yeni bir hibrit yaklaşım geliştireceğiz. Ya da sadece veri temelli hareket edeceğiz. Verimizdeki bütün dengeler iyi mi? Verideki dağılım iyi mi? Veride ne tür bir dağılım var? Parametrelerin baskınlıkları ne düzeyde? Veri toplandığı nokta itibariyle gerçekten her noktadan, her alandan, her türden yapıyı barındırıyor mu? Yani ya işin istatistik tarafına çok güzel odaklanacağız, verideki dengesizliği gidereceğiz, verimizdeki değişkenlerin ağırlıklarını doğru bir şekilde tespit edeceğiz ya da döneceğiz, böyle bir hibrit model geliştireceğiz. Çünkü şu anda yeni bir yaklaşım yok. Yani evet bir tane ütopik yaklaşım var, herkesi düzeltelim, kimse ön yargılı olmasın ama bu da ben kendimi yani biraz çaresiziz, o yüzden zaten kışa sokarsa biraz explainability ikilisi sokar diyoruz. Başka bir şey. Şu an çaresiz bir noktadayız. Biraz bizim hem hayatta kalma mekanizmamızın bir parçası, önyargımız hem hayatta kalmamızın bir parçası hem de aslında düzeltmemiz gereken bir nokta. Evet. Hocam ben hocam, izninizle hocam bir şey daha ekleyebilir miyim? Ya, kusura tabii bakmayın. Hocam. Tabii hocam ki. Şimdi kusura bakmayın. Benim bir ufak bebek var ortada ve yalnızız. Bugün bu kısıtlamadan dolayı bir ses çıkarıyor, bir şey yapıyor. Hocam kamerayı kapattım az önce. Bu noktada evet istatistik. Şimdi ben istatistikçiyim ve derslerde bunları anlatıyorum öğrencilere de. Gerçekten şimdi makine öğrenmesi işi çok hızlandırdı, çok hızlı çözümler üretebiliyor ama işin altındaki istatistik ihmal edildiğinde, yani siz de konuşmanızda bahsettiniz zaten, bu verilerin
Özellikle örneklem seçimi, yani veriden öğreniyoruz. Bu verinin ne olduğu, hani her türlü veri olmuyor işte. O zaman bu bayez ortaya çıkıyor. Bizim örneklememizi düzgün yapmamız, seçmemiz, belirlememiz gerekiyor. Yani probleme ilişkin doğru verilere ulaşabilmemiz gerekiyor. Yani çok sayıda veriye ulaşabilmek hep problem. Şu an çok hızlandı ama işte istatistikçi belki bu anlamda o kadar çok veriyle çalışmak istemiyor. Bu makine öğrenmesi yaklaşımların içerisinde istatistikçilerin çok daha fazla bu çalışmalar içerisinde işte derin öğrenmeye de giden kısımda çok daha fazla yer alması, veri bilimi anlamında çok daha kuvvetli olunması gerektiğini düşünüyorum ben de. Öğrencilerimize bu konuda sürekli işte bu şeyleri açıklamaya, anlatmaya çalışıyorum. Sizin sunumunuz da bu anlamda gerçekten çok belirleyici ve etkili oldu. Çok teşekkür ediyorum Pekkan Hocam. Ben de teşekkür ederim değerli geri bildirimleriniz için ve katkılarınız için. Hocam ben müsaade ederseniz başka soru varsa alabiliriz ama o arada soru oluşurken ben bir şey daha sormak isterim. Naçizane bir fikrinizi almak isterim bir yorumla birlikte. Şimdi aslında bu yapay zeka, ben kendim de ilk bu işlere, ben de matematikçiyim sizin gibi, temelim matematikçi. Aslında sonralardan işte birkaç yıl sonra Nida Hocam'la birlikte yaptığımız çalışmalarla son 3-4 yıldır bu işin içerisinde birazcık girme sebebim oldu. Şöyle düşündüm aslında, hani hep öğretiyor, makineye öğretiyoruz diyoruz ya, makine öğrenim, makine öğrenim, makine öğrenim. Dedim ki ne kadar naif, hani biz derslerde de öğrencilere deriz ki matematik hele formül yükü ezberlemeyin. Çok soru çözdükçe zaten öğrenirsiniz. Hani bak, bu da dedim makine öğrenmesi ne kadar naif, ezberletmiyor, öğretmeye çalışıyor. Ama bu öğretme işi işte bu bir yandan da bu yanlılığı da doğuruyor. İşte bu gördüğümüz en büyük problem. Acaba şöyle bir şey olabilir mi? Çok mu ütopik? Yani evet öğrensin ama belli başlı kuralları da ezberlesin. Yani kadını ayırma, ırkı ayırma, dini ayırma. Ne bileyim, hani bu böyle bir dünya, böyle bir şey var mı acaba? Ya belli başlı kuralları ezberletmek mümkün olabilir mi acaba? İşte bazı noktalarda hani mesela hangi kurallar? O orada bir sıkıntı meydana geliyor. Yani çerçeveyi almak çok zor tabii ki bu ama. Ancak hani şunu yapacağız. Yine topluma oturacağız, kümeleme analiziyle kaç farklı kümecik olduğuna bakacağız. Sonra bu kümelerin dinamiklerine bakacağız. Ondan sonra bu kümelerdeki hassas dinamikleri, bunları sen öğren, bunlara sakın değme. Bak bunlar bu kümenin kırmızı çizgileri. Yine diye. Öğren, öğreneceğini öğren sen yani. Öğren, bu kırmızı çizgiler aman canın gözünü seveyim şeklinde diyeceğiz. Ama bu da şimdi kümeleme, ya herkese makine öğrenmesi modelini geliştirmek o kadar sıcak, o kadar böyle popüler geliyor ki evet. İşin dönüp bu hamaliye tarafına bakmıyorlar ama mesele burada. Çünkü 8 aylık bir yapay zeka projesi, makine öğrenmesi projesinin hiç canlıya alım olmamak kaydıyla 8 aylık bir projenin zaten 6 ayı sırf veriyle geçiyor. Yani hani makine öğrenmesi modeli dediğiniz şey bazen birkaç saatlik, bazen birkaç haftalık, bazen bir aylık. Yani o makinenizin gücüne ve problemin türüne göre değişiyor ya da verinin türüne göre değişiyor ama bu kadar kısa bir zamana ait. Mesele o veriyi düzgünleştirebilmek, gerçekten makinenin öğrenebileceği kaliteyi, aynı zamanda da çıktılarıyla topluma uyarlanabileceği kaliteyi oluşturabilmek. Çünkü bu hani o bir doktor hikayesine gibi hafif tebessüm ettiğimiz gibi bir şey değil. Yani Avrupa'daki sağlık uygulamasındaki o sağlık uygulamaları yaygınlaştığında, ki şu an mesela yeni yeni konuşulmaya başlanıyor. Hangi hastalıklarda kadın verisi daha az ve ya da işte ırk verisi de olabilir, yaş verisi de olabilir. Mesela COVID-19 65 yaş üstünü bir şekilde zora sokar demiştik ama şu anki varyantlar çok küçük çocuklarda bile etkili. Dolayısıyla basma kalıp her noktada bir değişimi gözlemleyebiliyoruz. Söz konusu medikal veriler olduğunda klişeleri üreten bir yapay zeka uygulaması ölümlerle, hayat kayıplarıyla çok çok sorunlu noktalara değebilir. O zaman da o gül tebessüm halimiz pek kalmayabilir maalesef. Doğru söylüyorsunuz, evet. Çok teşekkürler hocam. Ben teşekkür ediyorum. Var mı acaba başka katılımcılardan görüntüyü, sesi de açabiliriz. Dilerseniz hocamıza direkt de sorabilirsiniz. Bu arada Yalçın hocam da eklemek istediği bir şey varsa onu da dinlemek isteriz. Tecrübelerinden faydalanmak isteriz. Yalnız Yalçın hocamın ses mi kısık? Hayır, açık. Evet. Teşekkür ederim. Sunum gayet güzeldi. Hocam sağ olsun. Pek açık bir şeyler bırakmadı, destek verecek bir nokta da yok.
Dolayısıyla kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bugün şeyde bir haber çıktı. Tanem şeyde medyada bu şeyin Boston Dynamics'in köpekleri var biliyorsunuz. Evet. Taklalar atıyor efendim, parenteler atıyor falan, çok şey yetenekli şeyler. Bunları New York şeyine satmışlar. Polis teşkilatına satmışlar ve polis teşkilatı fiilen kullanmaya başlamış. Ancak şu görülmüş, bugünlerde hocamın anlattığı gibi siyahi olanlara karşı özellikle ön yargılı olduğu tespit edilmiş ve köpeklerin işine son verilmiş. Bu da başlamadan bitmiş. Bayez konusunun ne kadar önemli olduğunu, pratikte de ne kadar önemli olduğunu bize gösteriyor. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler hocam katkılarınız için. Hocam az önce İbrahim Bey de yazmış sanırım. Hiç mi böyle olumlu bir bias örneği yok? Yani bias zaten adı üzerinde gerçi, hani ön yargılar biraz gerçi olumsuz oluyor ama hani şunu da güzel, bizden insandan iyi yaptı dediğimiz iyi bir örnek, ön yargı örneği var mı? Maalesef yani bizim yapay zeka dünyasında iyi bias örneğimiz diye bir şey yok. Çünkü bias istemediğimiz bir şey. Evet. Veri setindeki baskınlıktan öğrendiği için, yani o veriyi çok, o veriyi yoğun bir şekilde üretenin görüşünü baskın hale getirdiği için, evet, ister istemez bir nevi diktatörlüğe doğru götüren bir yapay zeka uygulamasından bahsediyoruz. Daha demokratik, o yüzden democratization of AI diye geçiyor. Daha demokratik bir yapay zeka uygulaması demek, verinin dengeli olması demek. Önyargılardan arınmış, her türlü çeşitliliği kucaklayabilen yapay zeka uygulamaları demek. O yüzden bias'in şu anda pozitif olarak ön plana çıkarıldığı, yani hani şunu pozitif olarak alacaksanız orada ona bir şey diyemem. İşte bütün hemşireleri şi diye çeviren bir yapay zeka uygulaması sizin için çok pozitif bir şey demiyorum tabii ki. Hayır, şöyle mesela diye düşünmüştüm. İş başvurularında önceliği kadın, yani bu bile bias ama en azından önceliği kadına veren, belki de pozitif ayrımcılık yapan. Ya da işte call center gibi diyorsanız evet, ama mesela iş doktor, veri bilimci, yapay zeka uzmanı gibi noktalar olduğunda, yani aslında kadının temsiliyetinin az olduğu konularda olduğunda maalesef nerede diyeceğim. Bu arada dünya üzerinde yapay zeka yeteneklerinin kadın sayısı anlamında en fazla olduğu ülke Hindistan. Çok ilginç bir şey. Evet. Almanya değil, Amerika değil, Hindistan. Bir soru gelmiş. Tıp verileri için de bias önemli bir sorun mu? %94 accuracy elde ediliyor kanser teşhisi için. Biz burada bias var deyip bunu nasıl değerlendirmeli? Şimdi bias ve accuracy çok farklı iki konu. Accuracy modelin tahminleme gücü. Yani işte kanser var ya da yok diye ne kadar hem varı hem yoku. Bu arada accuracy değil, orada bir performanstan bahsedelim. Çünkü varı doğru tahmin ettiği gibi, yüksek bir başarıyla tahmin ettiği gibi, yoku da yüksek bir başarıyla tahmin etmesi gerekiyor. Ama burada mesela işte 12 yaşındakiler kanser olmaz gibi modelin gizli kalmış bir karar kuralı varsa ve bu karar kuralı aslında varla yoku etkiliyorsa, bu bir bias'tır. Mesele zaten biasler öyle bir anda tak diye ortaya çıkabilen konular değil. Tıpkı yazılımdaki buglar gibi, yani gerçekten hiç olmadık bir anda ortaya çıkabilen şeylerden bahsediyoruz. Accuracy hedefi, daha doğrusu etiketi doğru bir şekilde bilebilme gücü. Bias o etiketi doğru bir şekilde bilirken bazı grupları, bazı insanları, bazı durumları göz ardı etme ya da sadece bazı gruplara, bazı durumlara, bazı insanlara odaklanma. İkisi biraz birbirinden farklı şeyler. Şu var, %94 başarılı bir kanser teşhis uygulaması tabii ki kullanılabilir ama oradaki bias'in ne üzerinde gerçekleştiği ve nasıl gerçekleştiği önemli. Yani kadınlarda her şeyi yok olarak işaretliyorsa isterse %99 olsun. Daha bu bayesi çok konuşacağız, bu belli yani. Gidecekse de kış bununla gelecek herhalde, evet, öyle gözüküyor. Ama o zamana kadar bu bayes önemli konu, açıklanabilirlik önemli konulardan biri olacak. Evet. Hocam verdiğiniz değerli bilgiler için, bugün bu kapanma döneminde bizlerle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum. Evet. Bu arada bir soru vardı, arada ona cevap veremedim. Kısmetse önümüzdeki haftadan itibaren artık yavaş yavaş Clubhouse canlı yayınlarına dönmeyi düşünüyorum şu anda. Çok sağ olun, çok teşekkürler. Çok güzel. Sizi oradan da takip etmek isteyenler değil mi? Takip edebiliyorlar. Evet. Evet, teşekkür. Bu arada kaydımızı aldık. Kaydımızı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yapay Zeka Anabilim Dalı'nın YouTube hesaplarında paylaşacağız. Dilerseniz ilerleyen zamanlarda da Şebnem Hoca'nın bu sunumuna ulaşabilirsiniz. Hocam tekrar teşekkür ediyoruz katılımınız için. Görüşmek üzere diyoruz. İyi günler. Sağ olun, hoşça kalın. Çok sağ olun. İyi günler.